izleyenler, otomotiv sektöründe sunmuş olduğumuz Piston yeni bölümüyle karşınızda. Evet, yine bu bölümü Karadeniz'in incisi Ordu'dan yapıyoruz. Neden Ordu olduğunu söylüyoruz. Daha önceki bölümlerimizde İstanbul, Giresun, Fatsa, Ünye ilçelerinde birçok çekimler yaptık otomotiv sektöründe. Yedek parçayla ilgili, imalatla ilgili, yine otomotivlerde elektronik donanımlarla ilgili çekimler yaptık. Taleplere göre Türkiye genelinde de artık talepler geliyor. Piston diğer illere de zaman içerisinde ulaşacağız. Bugünkü konumuz, bugünkü talebimiz izleyenlerimizden motosikletle ilgili Karadeniz'in incisi Ordu'da motosikletle ilgili tamir, bakım, onarım, servis ve motosiklet satışı olan büyük bir mağazadayız. Bu işin gerçekten profesörü olan bir arkadaşın yanındayız. Akın Biber kardeşim, merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor işlerimiz? İşlerimiz çok güzel, çok şükür. Evet. Hem mevsimle alakalı, havaların güzel gitmesiyle alakalı çok iyi bir dönemdeyiz. Aralık ayında gibi değiliz. Evet. Hem de sektörle alakalı, işle alakalı gayet güzel yollar izliyoruz. Sizi güzel takip gidiyoruz. Ediyorum Akın Bey. Özellikle fuarları hiç kaçırmıyorsunuz. Hiç, yani asla. Bu sektörde, işte motosiklet sektöründe, motor diyelim, bu sektörde tamamen takip ediyorum. Sosyal medyada da varsınız. Evet. Yani ben bunu Ordu'da, şuradaki şu an durduğumuz motoru hele Ordu'da görmedim. Herhalde böyle bir motor Ordu'da satışı yok. Siz evet, yapıyorsunuz. Bununla ilgili tabii eskisiniz. Servisleriniz var. Çok şükür. Evet. Servisten başlayalım. Bakımdan başlayalım. Çünkü piyasada bayanlarımız özellikle yeni binmeye başladı. Bu motorun alt grubu var. Ne diyorduk ona? Scooter. Scooter tarzı buna, motorlar. Evet. Buna çok binen var. Özellikle bu ekonomik şartlarda araçların işte dolmuş fiyatların fazla olması, yakıt fazlalığından kesinlikle. Özellikle benim de çok hoşuma gidiyor. Bayanlarımız, işe gidenlerimiz artık bununla ilgili de. Şimdi önce isterseniz bakım servisiniz var. Tabii. Burada bakımlardan başlayalım. Daha sonra motorlara, skuterlara, kasklara, şunlara girelim. Öncelikle konu güzel bir yerden başladı. Evet. Bu programla alakalı biz de programını izliyoruz. Denk geldiğimiz müddetçe keyif alarak izliyoruz. Ve en önemlisi programınızı izlerken sıkılmıyoruz. Evet. Aynı zamanda program bilgilendirme amacıyla alakalı da çok iyi. Evet. Şimdi öncelikle baktığımızda dediniz ya sosyal medyada da iyisiniz, internetle alakalı her yerde iyisiniz. Şu yüzden iyiyiz. Kim hangi sektörde ve ne işi yaparsa yapsın, yapmış olduğu işi severek yapması lazım. Ben işimi sevmiyorum, işime aksine aşığım yani. Fuarlara gitmelerim de şu. Biz bir hizmet sunuyoruz insanlara. Biz insanlarla alakalı, motosiklet sektörüyle alakalı güzel çalışıyoruz insanlara. Şunu yapmaya çalışıyorum. Fuarlara neden gidiyorum? Bu katılımları neden sağlıyorum? Yeniliklere açık bir firmayız. Evet. İnsanlara bir hizmet yapıyorken bu hizmetle alakalı, bu hizmet dalındaki bu sektörde ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden buradaki en büyük amacımız herkese ve her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Bugün en pahalı motordan da en ucuz motora kadar bünyemizde stoktan var. Evet. Zaten bizim sloganımız, iş yerini yaklaşık 15 yıllık bir firmayız. İş yerini açtığımız günden beri sloganımız katalogdan değil, stoktan. Evet. Evet, çok güzel. Biz insanlara stokla alakalı hizmet sunuyoruz. Olmayan bir malı satmaya da çalışmıyoruz. Çünkü insanlar bunu canlı canlı görüp, canlı canlı binip, test edip, sonrasında bu kişiye uyumlu olup olmadığını bakarak alıyor. Mağazamıza geldiğinde, bu konsepte müşteri geldiğinde, motor almak istediğinde öncelik burada sorduğumuz gerek benim ve gerek personellerin. En büyük önceliğimiz kullanım amacınız ne? Çünkü burada görmüş olduğumuz her motosiklet herkese göre değil. Evet. İşin temelinde de başlayan nokta şu, ben bir satıcı değilim veya ben bir iş yeri sahibi değilim, ben bu işin ustasıyım. Aynen. O yüzden servis bölümü bu işte çok önemli bir bölüm. Çünkü bu motosikleti herkes satar. Her motosikletin fiyatı belli. Herhangi birini buraya koyduğumuzda, fiyatı söylediğinde vatandaşın bütçesine uygunsa adam bunu alacak. Ama satış sonrasındaki servis bölümü çok bu önemli. İşte en önemli bir etken. En önemli. Olmazsa yani, olmaz. Özellikle çünkü sizin servisiniz var. Kesin, tamir ve bakım, onarım servisi. Tabii. Bizim yol servisiniz de var bildiğim kadarıyla. İki adet yol yardım aracımız var. Evet. Ordu içinde bulunan tüm müşterilerimize arızanın ne olduğu önemli değil.
ücretsiz yol yardım hizmeti sunuyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda Karadeniz bölgesinde hangi ilde olursanız olun motosiklet aldığınızda az önce belirttiğiniz gibi internetle evet. alakalı her mecrada olduğumuz için vatandaş bizi her yerden bulabiliyor. Evet, çok güzel. Buradan internetten bakıp da gördüğü motorda fiyat anlaşması yapılıp da her şey bittiğinde kendi transfer aracımıza yükleyip kendi personelimizle birlikte vatandaşın kapısına kadar biz motoru da gönderiyoruz. Sizin şu özelliğiniz de var. Özellikle motor almak, ben diyelim bir motor almak istiyorum. Gelip size danışabilirim. Neden? Gerçekten çok uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bunun yedek parçasıyla hangi ürünün takılması, bakımlarda hangi yağın kullanılması yahut da işte vatandaşa da anladığınız için konuşup hangi motoru kullanabileceğini, hangi motoru alabileceğini tavsiye edebilecek. Evet. Yani özellikle ben güven duymak isterim. Neden? Sizden şu motoru aldım mı ben bilirim. Akın Bey bu işin uzmanı, motorunu tamir ediyor, frenini tamir ediyor. 10 numara Ordu'da, Ordu gibi yerde sizin gibi yetişmiş bir kişinin esnaf ve işinizi büyütüyorsunuz. Bir süre eleman çalışıyor, KDV ödüyorsun, vergi ödüyorsun. Ekonomiyi de Ordu'muzda katkı sağlıyorsunuz. Evet. Gerçekten sizi takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Evet, şimdi bu motordan bahsedelim mi yoksa bakımlardan bahsedelim? Biz motosikletle alakalı her şeyden bahsedelim. Çünkü gerçekten piyasada motosiklete adım atmak, atmamak arasında kararsız kalan kullanıcılar, kullanmak isteyen kişiler mevcut. Hı. Neden mevcut? Adam diyor ki ben bunu alayım da işte acaba kullanabilir miyim? Ya da acaba işte sorun yaşar mıyım? İşte şu gerekli mi bu gerekli mi? Gibi sorularla biz sürekli karşılaşıyoruz. Evet. Ama her vatandaş da dolayısıyla bizi bulamıyor. Çünkü biz işte yoğunuz, ben burada olmayabiliyorum. Az önce dediğiniz gibi fuarlarda, il dışında olabiliyorum. Bizden vatandaş geldiğinde önemli olan, biz zaten şunu söylüyoruz. Motosikleti bizden alma ama alırsan da o dediğini alma, git şunu al diye söylüyoruz. Çünkü neden? Ben kendi bünyemde de az önce belirttiğim gibi kullanım amacınız ne diye soruyorum. Sonra vatandaşın söylemiş olduğu kullanım amacına göre göstermiş olduğum modeller haricinde evet. vatandaş yine motor isterse benden, ben satıcıyım aynı zamanda. Tabii ki satıyorum. Ama vatandaş bana yarın şunu söyleyemez. Sen bana bu motoru neden verdin diyemez. Çünkü biz öncesinde konuştuk. Dedim ki senin kullanım amacına bu motor uygun değil. Evet. Bu uygundu ama sen bunun görselliğini aldandın ve bunu aldın. Şunu söyleyeyim. Güven olmasa zaten kesinlikle. İşinizi her şey para kazanmak değil. İşinizi büyütemezsiniz. Asla büyütemezsiniz. Yani siz bu işi çekirdekten, ufaktan başlayan kesinlikle. Bir insansınız. Dişinizde, tırnağınızda tabii, bugünlere geldiniz. Siz de biliyorsunuz. O yüzden işiniz büyüyor. Bu sizinle çekmiş olduğumuz ikinci programımız. Evet. Öncesinde de konuştuk. Ben bu işin çocukluğundan, temelinden beri motosiklet olan bir kişiyim. Evet. Bu işin ustasıyım, satıcısı değilim ve hala servis bölümündeyim, mağazada değilim. Evet, çalışıyorsun. Müşterilerimiz de zaten bunu biliyor. Ama en önemli noktası şu. Gerek motosiklet, gerek kullanım ekipmanları ve koruyucu ekipmanlarla alakalı da her şeyde deneyimliyim. Biliyorsunuz büyük de bir kaza geçirdim. Evet. Bununla alakalı ekipmanın önemini de çok iyi biliyorum. Olmasını da biliyorum, olmamasını da biliyorum. O yüzden biz burada aslında bir nevi bedava bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kesinlikle. Şu vatandaş anda tekrar söylüyorum ya, bize geldiğinde böyle çayımızı kahvemizi içerek muhabbeti ettiğinde evet. keyif alarak ya diyor, kesinlikle diyor, yani iyi ki konuştuk seninle dedirttiğimiz evet. çok müşterimiz var. Çok şükür gittiğimiz yol bence gayet düzgün ve iyi bir yolda gidiyoruz. Bunu da neden söylüyorum? İyi bir yolda gittiğimiz için büyüdüğümüzü düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü biz her geçen gün ve geçen yıla baktığımızda her geçen yıl daha daha iyi yerlere geliyoruz. Çok şükür Allah. Şu anda zaten çok büyük bir hizmet sektörüyle alakalı. İnşallah evet. üçüncü programımızı da İnşallah. O mağazamızda yapacağız. İnşallah. İnşallah. Çok büyük bir hizmetle alakalı tekrar orada var olmayan, sadece motosiklet değil farklı kulvarlarla alakalı da bir hizmetle uğraşıyoruz şu anda. Eli kulağınla bitmek ben üzere. Ben yapacağınıza eminim. Kesinlikle bu işleri en iyisini yapacağınıza eminiz. Çok şükür. Şöyle yapalım. Motosiklet sürücülerine özellikle bayanlara yardımcı olalım bu konuda. Evet. Daha sonra öbür bölümlere geçelim. Çünkü evet. Bayanlarımız ister istemez birçoğu yeni ehliyet aldı. Artı yeni yeni kullanıyorlar. Trafikteler. Evet. Burada trafikte nelere dikkat etmeleri gerekir?
Ve buradan da uyaralım değerli diyenler, çok önemli. Motor, motosiklet sürücülerine yollarda muhakkak yol veriniz. Tabii onlar da bazen çırıt mırıt atıyor, böyle hızlı kullananlar var. O gençlerimiz de biraz uygun kullanırlarsa iyi olur. Biz de işte kamyon, otobüs, taksi olsun, kesinlikle motosikletlere yol verelim. Neler yapması şurada, ilgili de siz cevap verin. Şurada hazır konusu gelmişken, evet, söyleyeyim. İnsanlarda araç kullanıcılarında, evet, öncelikle şöyle bir ön yargı var. Motosiklet aralardan geçiyor zırt zırt zırt. Evet. O kazaya da hep bir sebebiyet vermiyoruz. Evet. Şimdi bir, zaten motosiklete kim binerse binsin. Evet. Buna binen kişi o aralardan gitmek için, trafiğe kalmaması için gidecek olduğu yere hemen gidip otopark, evet, sorunu yaşamamak için biniyor. Bu bir. Kesinlikle. Yaptığı şey doğru mu? Aralardan giderken doğru yapılanlar da var. Gitmemesi gereken girdiği aralarda da yanlışlıklar var. Yanlışlıklar var. Ama bu yanlışlıklarla alakalı her şey karşılıklı. Otomobil sürücüsü motosiklete saygı duyarken motosiklet sürücüsü de otomobile saygı duyması lazım. Kesinlikle. Ki en önemli nokta şurada başlıyor. Bunu söyleyen otomobil sürücüleri, araç sürücüleri de zaten ömrü hayatında motosiklete binmemiş olanlar. Orası kötü motosikletle zaten alakalı bir deneyimi, yani iki tekerlekliyle alakalı bir deneyimi bilmeyen vatandaşların araba kullanırken motor aradan geçince vay işte bak yaptığına bak demeleriyle başlıyor. Zaten en önemli nokta tekrar ben araya değineceğim. Araç sürücü taksi gidiyor. Dikiz aynası sade aracın aynasına değmesiyle motorun devrilme durumu var. Kesinlikle. Onu işte araç sürücüleri kendileri motosiklet veya motor kullanmadığı için hiçbir zaman tam onu düşünemiyorlar. Ama motosiklet, çok tehlikeli, ama çok bakın, dikkat etmeleri gerekiyor. Motosikletçi de dikiz aynasına temas edebilecek olduğu araya girmeyecek. Evet. Girmeyecek. Şimdi hiçbir motosikletçi de yasa olarak aralardan gitmemiz yasak. Onu niye söyledin? Bir kere motorlu taşıtlarda, bakın, evet, motosiklet de bir motorlu taşıt. Nasıl bir otomobil, kamyon, tır, nasıl trafik tescili var ise, trafikte yasal kanunlarla motorlu taşıt ise, bir motosiklette de trafik tescili olduğu sürece, ki hepsinde, evet, zorunlu, yasal olarak zorunluluk var. Onlara işleyen kuralların tamamı bize de geçerli. Evet. Ama velakin az önce belirttiğim gibi şimdi kırmızı ışıklarda duran bir sağ sol şeritlerde dolu bir trafik konvoy için düşünelim. Evet. Bu araçlar burada dururken benim bu araçların arasından böyle yavaş 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 giderek, evet, en önde ışıklarda en baştaki araç olmamam için bir etken yok. Yok. Olurum. Ama bu araçlar seyir halindeyken ben bunların arasından gidip de bir kaza yapar isem, evet, ben kusurluyum. Evet. Gerek kanunda, evet, gerek yasada, gerek mevzuatta, her şeyde ben kusurluyum. Evet. O yüzden en büyük etken, anlatmamız gereken, olması gereken en büyük etken, hiçbir motosiklet sürücüsünün bir kere araç aralarından geçmesi yasal dışı. Evet. Yasal değil, yasa dışı. Dikkat etmesi gerekiyor. Dikkatli mecburiyet geçecek kaldığı yerde. Dikkatli geçecek. Evet. Sonrasında biz merkeze gidiyorsak şehrin merkezine, evet, sağ ve sol şeritteki arabaların ortasından gideceğimize en sağda bulunan emniyet şeridinden giderse, evet, bakın yasal olmamasına rağmen diyorum, giderse kazaya sebebiyet vermez. Motosikletlerin sağdan emniyet şeridinden gitmesi gerekmiyor mu? Hayır. Aslında yasa dışı. Yasa dışı. Emniyet şeridini normal kullanamazsınız. Normal trafikten gidecek. Tabii trafikte sağ şerit, sol, evet, şerit, evet, nasıl otomobillere yasalsa, evet, motosikletlere de yasal. Emniyet şeridi nasıl herhangi bir otomobile ve araca yasaksa, evet, motosikletlere de yasak. Bakın tekrar söylüyorum. Bunlar da trafikte kurallara uyması gereken zorunlu taşıtlar. Bunlar da tescile tabi olan, zorunlu olan taşıtlar. Çok güzel. Arabalarda emniyet kemeri nasıl yasa dışıysa takmamanız, evet, takmanız gerekliyse motosiklette de kask takmamanız yasa dışı. Evet. Ordilimizde şöyle bir güzellik başladı. Çok şükür. Bunu da biz burada müşterilerin talep ve arz doğrultusunda görüp de yaşıyoruz ve aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü'nde yetkili motosiklet servisiyiz. Çok güzel. Bununla alakalı da gelen polis arkadaşlarla konuştuğumuzda bunları, evet, da kulak misafiri olup da duyuyoruz. MOBESE kameralarımız şu anda harika bir şekilde motosikletlere ceza yazıyor. Yazıyor değil mi? Bizim vatandaşlarımız ya da müşterilerimizden bunlara kızanlar da var. Ben de diyorum ki motosiklete ben de biniyorum. Evet. Ben de şehir merkezine gidiyorum. Gerekse yağmur yağdığında bile gideyim çünkü otopark sorununa uğraşmak, tabii, istemiyorum. Bana neden ceza gelmiyor? Çünkü, evet, benim kafamda kaskım var.
Sen kask takmadığın zaman Mobese sana ceza yazdığında aslında Mobese sana, senin Mobese'ye teşekkür etmen lazım. Tabii. Bana ceza yazdı. Neden? Sen o cezadan korkacaksın. Kafana bu kaskı takacaksın. Bir kazada da ölmeyeceksin. Evet. O yüzden sana ceza yazılıyor aslında. Kurallara uy diye ceza yazılıyor. Emniyet kemerinden daha önemli olduğunu düşünüyorum kaskın. Kaportamız yok bizim. Bir tek kask var. Bizim bir tek koruyucu ekipmanımız olarak giyersek mont, giyersek dizlik veya pantolon, eldiven, ama en önemlimiz vücutta en ağır organ kafa ve kafatası olduğu için motordan ilk düştüğünüzde yere vuracak olan organımız kafa. Evet. Kask, bir de kafa biliyorsunuz ölümcül olan en büyük nokta. Evet. Kask bunda sizi ölümden kurtaran bir ekipman ki ben bununla alakalı kaza yaptım biliyorsunuz. Evet, kafamda kask yoktu. Ben de kaskın değerini bu kazadan sonra anladım, artık çıkarmıyorum. Evet. O yüzden Mobese'lerimizin daha çok ceza yazması lazım. Evet. Ama bunu şunun için söylemiyoruz. Asla kask satmak için söylemiyoruz. Hayır, can kask güvenli. Taksınlar diye söylüyoruz. Can güveni çok önemli. Kesinlikle yazılsın yani o konuda. Trafik memurlarının kesinlikle kask yoksa asla trafik kontrollerini yapıp kesinlikle cezaların yazılması kesinlikle gerekiyor. Onun can güvenliği de kask olmadığı için başka zararları da oluyor. Kesinlikle kendine zarar veriyor. Tabii. Ya da Allah korusun ölüyor. Bir yeri kırılıyor. Yoğun bakımlar. Bakın ben 3 ay yoğun bakımda yattım. Biliyorum. Kafamda kask olsaydı benim, ben hiç yoğun bakımlık olmayacaktım. Evet. Ben en büyük sorunu kafatasım çatladı ve oradan aldım. Bunda da sebep vardır. İşte tecrübe sahibi oldunuz. Belki siz kazayı atladınız. Evet. İnşallah başkaları da bu bizim söylemlerimizi dinleyerekten kendi tedbirlerini de sizin sayesinde alacaktır. Şuraya kısa bir paragraf tabii, açmak buyur, istiyorum buyur. En önemli bakın noktada. Ben. Vatandaşımızın cebinde örnek verelim atıyorum 30.000 TL paramız var. Evet. Motosiklet bakmaya geldi. Evet. Biz de bir motosiklet sordu, beğendi. Motosikletin fiyatı 35.000 lira. Evet. Bunu pazarlıkla birlikte 30.000 liraya almaya çalışıyor. Evet. Biz de elimizden geldiği kadar indirimleri yapıp da insanları iki tekerlekliyle alakalı döneme geçirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ama bizim insanlara söylediğimiz şu. 30.000 lira paramız var ise 35.000 liralık motor 30.000 liraya almak yerine 30.000 liralık motoru 25'e almaya çalışalım. Evet. Sonrasında kalan artan paramızla kaskımızı alalım, montumuzu alalım, eldivenimizi, ekipmanımızı alalım. Çok önemli. Adam motoru alıyor. Diyorum ki bak senin buna kasksız binmen yasa dışı. Yasa, evet. Cezayı yersin. Evet. Ama ben satıcıyım. Ben motoru satar veririm. Kaskı almıyor. Tabii. Adam diyor ki ben kaskı sonra alacağım. O zaman motoru nasıl bineceksin? Anlatın ya mi? Zaten ben işten eve, evden işe gideceğim. Yok, olmuyor. Olmuyor. İnsanlar şey zannediyor. Böyle ben yavaş gidiyorum zaten. Ya da bu motor zaten küçük. Hayır. 20 kilometre hızdan sonra bakın bisiklette bile kask sorumluluğu var normalde. Bu programdan sonra denetimler artar. Kaskı herkes mecbur tutar artık diye düşünüyorum. Ben kesinlikle kaskla alakalı, motosiklet kullanıcılarıyla alakalı zaten denetimin her zaman olması taraftarıyım. Evet. Ceza yiyen insanlar da lütfen kızmasınlar. Çünkü tabii cezayı kurallara biz uyacağım normal gezerken yemiyoruz kurallara ya. Kurallara uyacaksın. Ne olursa evet, olsun. Evet, kurallara uymak zorundasınız. Kesinlikle. Hepimiz uymak zorundayız. Tekrar ısrarla söylüyorum. Bakın küçücük bir kask. Kafamda belki bugün 500 TL'lik bir kask olsaydı. Evet. Ben 3 ay yoğun bakımda yatmayacaktım. 500 TL yüzünden ben 3 ay yoğun bakımda belki de ölecektim. Oraya sonra gidelim. Neden değerli izleyenler? Olduğumuz yer büyük bir mağaza yine Akın Bey'in. Burada kaskla ilgili değil, sadece koruma ekipmanlarıyla ilgili montlarla daha değişik eldiveninden al, dizlikten al birçok konu var. Bunları da size detay detay Akın Bey ile beraber aktaracağız. Şimdi tabii her şey güzel gidiyor. Bakımlarına, onarımlarına skuter ne zaman gelecek? Bir üst versiyonu ne zaman gelecek? Ondan sonraki motor sizin servislere ne zaman gelecek? Garanti süreçlerim var. Aylık mı var? Yıllık mı bakımları? Bakım çok önemli. Bakım olmayan araçta veya motosikletlerde problem ve arıza yolda kalma olayı çok oluyor. Çok doğru oluyor. Ya bir de şöyle bir şeyimiz var bizim. Bakımla alakalı her arabanın bakım kilometresi ve bakım periyodu evet, ayrı olduğu gibi her motosikletinki de ayrı. İşte bunu zaten böyle sırayla konuştuğumuzda o kadar çok çeşit motosiklet var ki bünyemizde. Tamam. Bunu tek 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 anlatmaya programlarımız yetmez. Yetmez. O yüzden kısa ve öz gidelim evet biz. Bir kere biz motosikleti vatandaşa teslim ederken nasıl kullanacağını, hangi tuşun ne işe yaradığını, hangi frenin arka, hangi frenin ön olduğu gibi biz temel noktalarda bunu anlatıyoruz. Bunu anlatırken bakın her motorda, örnek motorda olduğu evet gibi bir kullanım kitapçımız ve garanti belgemiz burada mevcut. Tabii. Her evet motosiklette biz bunları yanında veriyoruz. Veriyoruz. Bunlar motosikletin yanında verilirken o kullanıcı kitabında hangi kilometrelerde, hangi periyotta bakımlara gelmesi gerektiğini zaten burada kitapçık söylüyor. Çok güzel. Ama
Vatandaşlarımızda şöyle de bir şey var. Az önce belirttiğimiz gibi 2 adet yol yardım aracımız var ve Ordu şehir merkezinde kendi müşterilerimize biz yol yardımı ücretsiz yapıyoruz. Ücretli değil. Evet. Vatandaş motosikletle atıyorum şimdi servise bakıma geldi. Evet. Motoru lifte kaldırdık. Evet. Bakımlarını, yağ bakımlarını yaptık. Ben yağ bakımını yaparken tekrar söylüyorum, bakın ben satışçıyım, ben ustayım. Diyorum ki bak senin bu arka lastiğinin artık bezi çıkmış. Evet. Bu lastik patlamak üzere. Bugün yarın eli kulağında yolda kalırsın diyorum. Tabii. Vatandaşın yolda kalacağını bile bile vatandaş diyor ki akıl onu diyor yarın öbür gün sonra değiştiririz diyor. Bu neden biliyor musunuz? Yol yardım arabasının var olduğundan, yolda kaldığında alo dediğinde yol yardım arabasının onu almaya gittiğinden ve yol yardım arabasının ücretsiz olmasından dolayı. Lastik can güvenliği. Ama can güvenliği olduğunun vatandaş farkında değil. İşte bu anlatıyor, farkında olmasınlar. Evet, farkında olması yani lazım. Kazaları yani, da sebebiyet. Zaten değişmemesi gereken, olmaması gereken bir şey biz değiştirmiyoruz ki. Zaten siz bunu değiştirirken de görüyorsunuz. Diyoruz ki bakın ya, burada lifte kaldırdık. Buyurun lastiğinizin bezi çıkmış. Bu lastik patlayacak ve sizi düşürecek. Ya da arka lastik diyor ki arka lastiği değiştirelim. Evet. Ön lastik idare eder. Aslında idare etmez. Ön lastik arkadan çok daha önemli. Tamam. Yolda giderken arka lastiğimiz patlarsa veya gümlerse diyelim vatandaşın Allah dediği dille. Motorla durabilirsin. Hı. Ama ön lastiğinde bu olursa burada bunun ihtimali yok. Kırılacak bir yerin. Tabii. Kırılacak bir yerin. Yani o yüzden. Peki bir şey daha soruyorum Hakan Bey. Özellikle motorda, motosiklette sigorta olayı oluyor mu? Bir, şimdi, evet. Muayene istasyonlarına gidiyoruz. Muayene istasyonuna gitmesi gerekiyor mu motorlarında? Tabii. Değerli izleyenler, bir de artı hangi motorları, hangi ehliyetler kullanır? Evet. Bunların sınıflandırması nasıldır? Evet. Değerli izleyenlerimizi de burada bilgilendirelim. 50 cc kategorisine kadar olan, yani 49 cc'ye kadar olan bu güçte olan tüm motosikletleri, evet, otomobil ehliyeti kullanabiliyor. Yani otomotiv ehliyeti, yeniden ehliyet almasına gerek yok. Asla. Mevcutta bulunan ne ehliyet olursa olsun o motoru kullanabiliyor. Ama bunu kullanamıyor önümüzdeki. Asla. Bu ayrı bir kullanım. Buna ayrı bir ehliyet alacağız. Bu şu an önünde durduğumuz motor. Evet. Şu an sınıf ve kategorisinde olan en büyük motosiklet grupları arasında olan. Sigortasına geçelim. Onu da söyledi. Sigorta olayı nasıl oluyor? 50 cc yani o 49 cc grubundaki olan motosikletlerde devletimizde MTV, motor taşıtlar vergisi yok. Yok. Evet. İnsanları iki tekere teşvik etmek amacıyla, tabii, devletimizin yapmış olduğu yasa doğrultusunda çok güzel, böyle güzel de bir hizmet vatandaşa devlet tarafından yani sunuldu. Devlet vergi almıyor 50 evet, cc'ye kadar. Trafik sigortası zorunluluğumuz da yok. O yok. Ondan sonrası? Ondan sonrasının 50 tamamında 50 evet, cc'den sonrasında evet, 100 cc'ye kadar olan motosikletlerde de evet, trafik sigortası zorunlu. Zorunlu. Motosiklet ehliyeti zorunlu. Zorunlu. Onda da vergi yok. Çok güzel. Muayene? Bütün var motosikletlerde, sıfır aldığınız motosikletlerde 3 yıl muayene 3 var. 3 yıl mı? Çok güzel. Araç. 3 yıl sonrasında muayene yaptırdığımızda her 2 yılda bir var. Taksilerde 2 yıl, kamyonetlerde 1 yıl. Motosiklerde 3 yıl. Sıfır aldığınızda ilk başta 3 yıl. Evet. Sonrasında tekrar her 2 yılda bir muayenemiz işte, var. Değerli izleyenlerimiz bilgilendi. Evet. Yani biz bunu burada aktarmasak muayenesiz bir araç yok. Muayenesiz araç yok. Sigorta, muayene. Bak devlet de bu konularda. Evet. Evet. Değerli izleyenler, otomotiv sektöründe sunmuş olduğumuz piston sizi bilgilendirmeye devam ediyor. Karadeniz'in incisi Ordu'dayız. Tabii aynı şekilde az önce Akın Bey'le beraber mağazasında motorla, motosikletle ilgili birçok bilgiyi size verdik ve bilgilendirmeye devam ediyoruz. Şu anda konseptin çeşitleri mağazanın içerisindeyiz. Mağazanın içerisinde Akın Bey'e can güvenliğimizle ilgili işte motorda ne gerekiyorsa onların da bilgilerini alacağız. Eldivendi, kasktı, işte monttu, işte yollarda Allah göstersin kaza yapmamak için neler kullanacağımızı kendisinden bilgi alacağız. Evet Akın Bey, tekrar merhaba diyoruz. Merhaba. Bilgilendirme programımız devam ediyor. Evet. Bu programda şu anda kask ve mont, yelek, artık siz anlatın, daha iyi biliyorsunuz güvenlik için neler yapılması gerekiyor. Olmazsa olmazımız motosiklette kask. Öncelik ekipmanımız kaskla birlikte başlıyor. Evet. Öncelik ekipmanda kaskla birlikte başladığımızda koruyucu ekipmanlara, sonrasında montumuz, işte sonrasında eldivenimiz, gerekirse pantolonumuz veya diz koruma aparatları gibi koruyucu ekipmanlarımızla alakalı çeşitlere ihtiyacımız var. Ama bunlar da tabii ki dolayısıyla yola gidecek olduğu mesafeye göre bunları alması, ekipmanı buna göre
dizmesi gerekiyor. Ve az önce belirttiğimiz gibi her motora, her ekipmanda uymuyor. Her motor, her vatandaşa uymadığı gibi her ekipmanda, her motora uymuyor. Yani örnek veriyorum, şimdi bu motora göre almış olduğumuz bir kask veya bir mont farklı büyük bir motora uyumlu değil. Bu motora göre uyumlu, çünkü bu motorlar şehir içi kullanıma uygun. Evet. Ekipmanımız da şehir içi kullanıma uygun olan bir ekipman. Ama biz uzun yola çıkacaksak, uzun yola gidecek olan bir motora biniyorsak ve kullanıyorsak, dolayısıyla buna göre hem artçı, yani yolcu, evet, hem sürücü, buna göre bir ekipman düzmek zorunda. Yani her motorun büyüklüğüne göre ekipmanlar fark ediyor. Tabii, ekipman kalitesi var, ekipmanın bedeni, ekipmanın ölçüleri, ekipmanın koruyucu seviyesi, bunlar hep standartına göre, motora göre, kullanıma göre değişkenlik gösteren şeyler. Bunun bir ucu bucağı yok. Allah göstermesin. Kaza tabii ki oluyor. Yani kazada montun çok önemli olduğunu, kask kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi şöyle, ya zaten insan vücudunda belden yukarısı, biliyorsunuz ki ölümcül noktaların olduğu, herhangi bir yaralanmalarda büyük sonuçların ortaya çıkacak olduğu bölümler. Burayı da bizim öncelikle korumamız gereken bölümlerde buralar oluyor. Yani dediğim gibi kaskla birlikte başladığımızda koruyucu ekipmana montla başlıyoruz. Peki neden montla başlıyoruz? Motosiklette giymiş olduğumuz bir montun omuz koruması, dirsek koruması, kol kemiği koruması, sırt omurili koruması, boyun için hörgüçlü olan montlar var, hörgüç koruması gibi birçok koruyucu ekipmanları var. Aynı zamanda bu montlar yere düştüğünde, sürüklendiğinde yanmaz özellikleri olan montlar var. İçerisinde montlar da kendi kategorisinde, markasına ve kalitesine göre değişkenlikler gösterebiliyor. Çok güzel. Bunlar o yüzden can güvenliği insanların yani kesinlikle kullanmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Kesinlikle. Ama şu da bir gerçek yani. Görüyoruz. Neyi görüyoruz? Birçok motor, motosiklet sürücüleri kullanmıyor. Yani normal mont giyiyor. Yani benim yanlış olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ya reklamlardan önce de belirttiğimiz gibi şöyle bir sürecimiz gerçekleşiyor. Şöyle bir İnsanlar genelde şuna bakıyor. Ben cezayı yemek için ne yapmam lazım ve bunu minimumla nasıl hallederim? Şimdi motosiklet ekipmanlarında motosikleti kullanır iken herhangi bir uygulama noktasından geçerken, uygulamada durdurulduğunuzda ya da motosikleti kullanırken bir polisin gözüne çarptığınızda sizi durdurduğunda size hiçbir polis montunuzu sormaz. Sormuyor işte. Çünkü bu yasal bir zorunluluk değil. Bu sizin koruyucuyla alakalı, sizi kendinizi korumanız için giymeniz gereken bir ekipman. Kask yasal değil mi? O olacak. Kaskın, tabii ki var, onu belirttik. Kask yoksa trafik ceza yazıyor mu? Tabii ki. Arabada emniyet kemeri cezasıyla motosiklette kask cezası birebir aynı. Birebir aynı. Tabii. Yani cezasını yiyor. Kesinlikle aynı. Evet. Kesinlikle zaten olmalı ya. Olmalı. Bu cezayı bize emniyetimiz, polis arkadaşlarımız, devletimiz para kazansın diye yazmıyor ki ya. Evet. Bunu sen ölme diye yazıyor. Ben sana bu cezayı yazıyorum. Sen bunu bir daha ceza yememek için takacaksın ya. Takarken de aslında kendini koruyacaksın. Beni değil. Canımızı. Emniyeti değil, kendini koruyacaksın. O yüzden de bunu takmak zorundasın. Montla alakalı tekrar söylüyorum. Kask haricinde tüm ekipmanlarla alakalı yasal bir zorunluluğumuz yok. İnsanları madem bilgilendirip bilinçlendirme programı adı altında bir çekim yapıyoruz. Evet. İnsanların mont almak gibi bir zorunluluğu yasal boyutta yok. İnsanlar kendini korumak istiyorsa, benim kolum kırılmasın, ben ölümcül yaralanmalarla alakalı bir kazalar gerçekleşmesin, ben bunları yaşamayayım diyorsa bu ekipmanları kullanmak zorunda. Evet. Ama değerli izleyenler. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi arkamızda çeşit çeşit montlar var. Evet. Hatta bayanlar için de montlarımız var. Tabii. Yani bayanlar da unutulmamış. Kesinlikle. Boy boy bunlar farklı farklı fiyatlar. Beden boy boy fiyatları renk, da farklı mı? Tabii. Beden boy boy renk renk çeşit çeşit bizde montlar var. Ama öncelikle tekrar bunu özellikle söylüyorum. Bu program için kesinlikle çok sağ olun. Neden? Evet. Bilgilendirme programıyız. Tabii, ya. Kesinlikle. Şimdi bakın, burada da mağaza konseptimizde de bir sürü çeşit kasklar ve bir sürü model markalarda kasklar var. Ama işte bakın, bunu insanlar da mesela bilinçli bir tüketici geldiğinde bu kask çok güzel, ben bu kask alayım diyor ya. Evet. Bunu herhangi bir yerden de aldığında öncelikle şunu sorsunlar. Bakın tekrar söylüyorum. Evet. Bu kaskta CE ve TSE var mı? Evet. Yani bu kask Türkiye standartlarında koruyucu ekipman özelliğinde mi üretilmiş? Bazı model kasklar var. Bazı firmaların sattığı kasklar var. Elinizde tutarken düştüğünde
yerde 2-3 parçaya bölünebiliyor. Kask. Kalite çok önemli. Bu kaska da biz ne diyoruz biliyor musunuz? Polisten ceza yememe kaskı. O yanlış. Çünkü kafamızda kask var ya. Yanlış. Bizde yok. Biz satmıyoruz. Evet. Bizim bu mağazamızda görmüş olduğumuz bütün iş yerlerimizde tüm satmış olduğumuz ürünlerde CE'siz ve TS'siz bir tane ürün satmıyoruz. Yani şu kask kandırmacı oluyor. Öbür ucuz kask. Yani can tehlikesi az önce söylediğim daha gibi fazla bakın, kanın parça oluyor. Polisten ceza yememe kaskı diyoruz. Yanlış. Çünkü o kask kafanızda varken polis o kasktaki CE ve TS'ye bakmaz. Kaskı var mı? Var. Tamam. Onun alanda akıl yoktur. Can güvenliği. Akıl yok değil. Bakın tamam, tekrar tamam. Söylüyorum. Bilgilendirme programı içerisindeyiz. İnsanların bununla alakalı bir bilgilenmesi yok. Adam diyor ki ben gittim kendime kask aldım. Evet. Bu kask benim kendimi koruyor. En basit örneği mesela önümüzde var. Şimdi bakın iki tane model kask var. Evet. Bakın iki model kask var. Evet. Bunların ikisi de önü camlı olan çenesiz dediğimiz yazlık kullanımda en uygun kasklar. Ağırlıkta tabii ağırlıkta evet. 50 cc otomobil ehliyeti kullanan motorlarda kullanılan kasklarda bunlar. Çok. Bu kaskımız aynı modelde bir model. Çene açılır değil, çenesiz evet. olan. Bu da aynı bakın çenesiz diğer model. Şimdi bu kask bu gördüğümüz kasktan 3 adet alıyor. Hangisi? Bu mu pahalı? Bu pahalı. Şimdi burada içine bakın. Ama mükemmel. Kaliteyi bir şey kameradan da böyle gösterelim tabii, insanlara. Tabii. İnsanları da bilgilendirelim bununla alakalı kaliteli bir kask. İçindeki kafamıza taktığımızda kullanım pedleriyle alakalı zaten ön planda ortaya ya çıkıyor. Ya bu baksana 5 santim var arada buna balyoz vursan bu, bir şey olmaz. Bu da C'li ve TS'li bir kask. Hı. Ama bu biraz daha üst grup olan kask. Hı. Neden üst grup olan Suratlı kask? Motorlarda mı kullanılıyor? Yok yok yok. Evet. Yine küçük CC motorlarda kullanılıyor. Güzel. Fakat süratli motorların arkasında olan artçı yolcu olarak da kullanabilecek olduğumuz bir kask iken... Evet. Düştüğümüzde kafamızı koruyan kask diyelim biz buna. TSR'li ve C'li olan bütün kaskları satıyoruz. Hemen hemen tüm markaları bünyemizde bulundurmaya, her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Sizin de lafınız herkese evet. ve her kesime tabii. hitap etmeye çalışıyoruz. Bu kask üst gruplar kategorisinde olan koruyucu pedinden güneş gözlüğüne vizörlü olan bir kaskken bu da yine aynı zamanda C'li bir kask. Çok farklı ama ben araya gireceğim. Evet. Şunu tutuyorum. Bu çok harika ya. Evet bakın bu C'li ve TS'li iken bu da C'li ve TS'li ama bu alt grup kategorisindeki bütçeleri çok olmayan insanlara hitap edebilmek ama adına. Koruyor değil mi? Tabii C'li tabii, ve TS'li ama koruyucu gücü evet. bunun kadar var olan bir kask tabii ki değil. Şimdi değerli izleyenler de merak eder Akın Bey. Evet. Şimdi fiyatlarda da ne kadar uçukluk var arasında? Bu ne kadar, bu ne kadar? Örnek 500 TL, 1700 TL. Ha çok da pahalı değilmiş ya. Az önce belirttiğim için. Gibi bu kask, bu kasktan 3 tane alıyor. Bir sigara 50 lira olmuş yani. Ayda veriyor adam 1500 sigara, motosiklet kullanıyor, bunu almıyor öyle mi? Ama sigarayı yani, da yani. Tüketip bitiriyoruz ya. Evet. Bunu bitiremiyoruz. Bu ömürlük. Bu ömür boyu. Hem ömrümüz, evet. hem ömürlük. Evet değerli izleyenlerimiz çok önemli. Can güvenliğiniz için neler anlatıyor Akın Bey? Kesinlikle. Nereden? Ne şekilde ekipmanlar alırsanız alın. Ne alırsanız alın. Evet. Öncelikle almış olduğunuz ekipmanlarda CE ve TS var mı bunu sorun. Akın Bey şöyle gelelim mi montlara doğru. Ne güzel şeyler var tabii, burada. Tabii. Tabii. Buyurun. Tabii, evet. Buyurun. Yani gerçekten değerli izleyenler özellikle şu kaskı evet. bırakalım. Hı-hı. Evet. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit o bunlar ne? Demir mi var bunların içinde? Koruyucu ekipmanları var Allah'ın içerisinde. Şey, evet, dirsek, omuz. Evet. Şöyle alalım bunu. Tabii. Arka sırt korumasına kadar, omurilik korumasına kadar aa, mevcut bünyesinde evet. var iken. Aynı zamanda yanmaz bir montdur bu mont. Evet. Sonrasında... Yani yanına karşı da koruyor. Tabii. Yerde düştüğünde sürtünmelere karşı koruyan bir mont iken. İçerisinde kışın kullandığınızda bir astarımız var. Yazın kullanırken bu astarı fermuarından söktüğünüzde yazlık oluyor. Yani montu. 4 mevsim olan bir mont kullanabiliyor. Evet. Yani içindeki astarı çıkartıyorsun yazlık. Evet. Astarı takıyorsun kışlık. Evet. Artık bunları çok merak ettim. Değerli izleyenler evet. burada nedir bu özel bir mağaza ürün var burada. Tabii. Yani evet. nerede ha işte kolumuz kırılmıyor işte bu bundan dolayı değil mi? Kesinlikle. O dirsek koruyucu. Arka omurilikleri de montun arkasında koruyucu. Bakın burada bilek var. Koruyucumuz var. Bilek koruyucu da dirsek var. Koruyucumuz var, omuz koruyucumuz var, omurilik koruyucumuz var. Yani ölümcül olan her noktayı koruyan ekipmandır motosiklet montu. Değerli izleyenler gerçekten tabii ben kendim kullanmıyorum. Motor kullanıyorum ama motorum yok alıp da ama motor almış olsam kesinlikle bundan evet omuzluk da var. Evet. Burada bak sıkıyorum
Normal mont ne olur? Böyle hemen buruşur. Bakın. Evet. Sıkamıyorum burayı. Neden? Burada bir plastik ürünü gibi bir malzeme var. Omuzu koruyor, kolları koruyor. Evet. Sırtımızda omurilikte. Yani motorla kaza yaptığımız anda Allah göstermesin bizim can güvenliğimiz koruyor. Çok önemli. Tamam, trafikçe cezası yok ama kesinlikle bunu ya normal mont gibi de kullanabilir vatandaş. En büyük özelliklerinden birisi motosiklet montlarının rüzgar, soğuk ve yağmur geçirmez. Valla bazen mağazaya gidiyoruz, böyle güzel montlar bulamıyoruz. Yani hem evet, koruma yapıyor, evet, mont olarak da kullanabilirler evet, yani. Bu mont uzun versiyon olan, belden aşağımıza kadar koruyucusu olan bir mont iken, yanınızdaki diğer montunda belden üst montu. Burada da evet, deri olan versiyonu var. Şöyle anlatalım. Bayanların değil mi? Evet. Tutuyor. Bu da evet, evet. Bu da deri olan bir versiyon. Hem bayanlara hem erkeklere hitap eden bir versiyon. Evet. Derilerde yine insanları bilinçlendirelim. Deri olan tüm motosiklet montlarında ve ekipmanlarda tamamı yazlık olur, kışlık olmaz. Çünkü deri soğuk havada soğuk rüzgarla birlikte soğuyacağından, soğuğu içeriye vereceğinden dolayı üşüyeceksiniz. Bunlarda dört mevsim olmaz. Bunlar gördüğünüz gibi içinde astar olmayan yazlık montlardır. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Akın Bey bayanları da unutmamış. Evet. Bayanlar için de böyle çok güzel ve şık, kibar bir evet, mont var. Bayanlar da can güvenliğine dikkat edecek. Gayet şık ve güzel ürünler var. Evet, bunun evet, haricinde koruyucu yelekler. Bunlar örnek yelekler. Veriyorum, yanmaz kanmaz denilen koruyucu yelekler, yine omurilik korumalı, sırt korumalı. Yazın sıcakta ben mont giyemem diyen vatandaşlarımız özel bu şekilde hem de gezerken evet, bile giyebilecek olduğunuz ya, bir yelektir evet, yani bu. Evet değerli izleyenler, görsel anlamda da sizleri bilgilendiriyoruz. Görüyorsunuz firmamızın iş yerinin kapısında olan motorlar, işte buna benzer. Elektrikli, burada elektrikli nedir Akın Bey? Elektrikli taşıtlar da mevcut. Evet. Teşhir gerektirmeyen, ehliyet gerektirmeyen, bisiklet olarak geçen versiyonlar da kendi bünyemizde elektrikli taşıtlar da mevcut. Vatandaş derse ki ben hiç benzin almayayım, ben hiç yağ değişimi yapmayayım, bakım yapmayayım derse tabii ki bizde herkese ve her kesime göre ürünler stoklarımızda mevcut. Evet. Elektrikli taşıtlar da var. Çeşit çok, her şey var. Çok şükür. Evet. Evet. Şimdi gelelim bu arkamızda, bu araba mı nedir bu? Bunu bir anlatalım. Bu bir UTV. UTV. UTV diye geçiyor evet bu. Evet. 4x4 versiyon. Evet. Sınıfındaki en büyük kategoriler arasında olanlar arasındaki seçeneklerden. Yine Karadeniz bölgesinde biz satıyoruz bu ürünü. İstersen ürünü yavaş yavaş anlatalım mı? Ne yapalım? Çalışalım, anlatalım mı? Tabii tabii. Burada bir giriş kapımız var. İstersen evet, böyle gelin. Tamam. Bu şekilde kullanırken, off-road yaparken, evet, oynarken düşmeyelim tamam, diye bu şekilde bir giriş kapımız mevcut. Ama bunu off-road haricinde kullanılabilir bir arazili araç mı ya? Off-road haricinde de kullanabiliyoruz. Evet. 4x4 olarak da kullanabiliyoruz. 4x4'ün de farklı modları var. Aynı zamanda işin en güzelini söyleyeyim size. Evet. Bunu da araç ehliyetiyle kullanabiliyoruz. Bu çok önemli. Artı bir ehliyete ihtiyacımız yok. Yani normal ben araç ehliyetimle bunu kesinlikle kullanıyorum. Kesinlikle. Ehliyet almama gerek yok. Çok... Araç ehliyetiyle kullanabilen bir moda. Araba bu ya. Bu bildiğimiz evet, standart bir araba gibi. Evet. Anahtarı burada bu şekilde araç gibi çalıştırabiliyoruz. Evet. Çalıştı aracımız. Evet evet. Vites kolumuz burada. Otomatik vitesli bir araç. Farklı farklı sürüş modlarında farklı farklı vitesleri olan. Otomatik mi bu araba? Tabii tabii otomatik. Otomatik şanzıman. Evet evet. Aynı zamanda hidrolik direksiyon. Evet, hidrolik direksiyonlu evet, olan bir değerli versiyon. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi direksiyonumuz evet, da hidrolik. O kadar hafif ki. Evet. Evet, mükemmel bir arazi tarışı. Bunu genellikle off-road için mi kullanılıyor Akın Bey? Bunu genelde bizim bu yörenin halkı ağırlıkta off-road için yaylalarda, köylerde, hafta sonları gittiğinde çocuklarıyla birlikte genelde oynamak için evet, ya da bunu fındık zamanı, gerekirse arkasında büyük römorkları da var bunların. Öyle mi? Römorklarını takıp tabii çeki demirli bir araç orayı bu. Orayı da gösterelim izleyenlere. Gösterelim. Tabii. Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz evet, gibi çok güzel bir ürün. Evet, köyde de kullan. Çeki demirimiz mevcut. Çeki demirine büyük römorkları taktığımızda hem kasasında hem de arkasındaki römorkunda büyükçe yükleri taşıyabilen bir versiyondayız. Ruhsatlı mı bunlar? Tabii plakalı, ruhsatlı, yani yasal her şey. Yani plakalı, ruhsatlıysa arkada çeki yeri. Değerli izleyenlere gösterelim. Burada kameranın arkadaşlarıyla beraber çeki yeri var. Burada yani arazili karavan çekebilirsiniz. Yahut da gemi şekle çekebilir. Her şey. Yani tamamını çekebilirsiniz. Evet. Artı ruhsata işli.
Yani mükemmel bir arazili ve otomatik şanzıman bir araç değerli izleyenler. Fındıklarını taşıyabilirler köye. Peki bunun tamperi kalkıyor mu? Tabii ki. Aha, harika. Kaldırabilir miyiz Akın Şuradaki Bey? Şuradaki tek tuşa bastığınızda o zaten evet. Kendisi kalkıyor. Bakın. Oo, harika, evet. Harika. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi piston sizlere aydınlatmaya devam ediyor. Bir araçta ne varsa amortisör, şanzıman, akisler, yani bir de otomatik şanzıman ve elektronik donanımlı bir araç. Mükemmel yani, bir araçta ne varsa bu da var. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda da neredeyiz? Şirket müdürümüzün yanında, Yonca Hanım'ın yanındayız. Satışlarla ilgili şirketimizde o söz sahibi herhalde. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bayanın böyle bir işletmede müdür olması, bu işlerle ilgilenmesi gayet güzel. Tabii ki bayan müşterileriniz de çoğalmış. Bayan müşteri talepleri ve iş talepleri nasıldır Yonca Hanım? Valla bayanlar artık %150 oldu. Yani inanılmaz bir artış var. Evet, evet, evet. Neredeyse yarısı bayan. Artık çok kullanıyorlar. Çünkü herkes bir vasıta olarak belirledi ve alıştılar. Çok güzel bir talep var. Bayanlar yönünden bayağı bir şanslılar, artış var. Evet, böyle bir işletmede bayan olması gelince herhalde alışverişlerini daha güzel yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü kaç yıldır siz de bu işletmenin içerisindeyiz, yönetiyorsunuz. Tabii tabii, burayı ilk açtığımda da hep aynısını söylüyorlardı. Yani çekinerek tereddüt ediyorlardı. Daha sonra artık onlar da alıştılar. Evet. Burada bir bayan, işte ben varım. Farklı tabii ki, bayan çalışanlar yine var ama bayanlar için bu ayrı bir özgüven oldu. Tabii. Abi çekimsellik vardı önceden. Şu an daha rahat alışveriş yapabiliyoruz. Daha rahat, evet. Geliyorlar, sizle evet. Konuşuyorlar. Evet, çünkü evet, erkekler evet. Bir erkekle gitti mi farklı ama bayanlar rahat konuşamıyor. Bayan da bayanla rahat konuşuyor, birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Bir bayanın sanayiye gitmesi gibi bir şey oldu bu ama artık evet. Daha böyle rahat geliyoruz, daha rahat alışveriş yapıyoruz dediler ve evet. Artık böyle bir bütünlük oldu. Evet. Herkes alıştılar yani, güzel bir bütünlük sağladık. Peki Yonca Hanım, satışlarımız nasıl şu anda? Satışlar gayet güzel. Bir şey daha soralım. Fiyat konusunda motorlara, banka taksitlendirmesine, kartlardan ne kadar taksit olabiliyor? Biz bütün kartlara vade farksız 10-12 arası. Ha, vade farkı almıyorsunuz? Hayır, vade çok farksız güzel. Evet ve bütün kartlara, kart da seçmiyoruz. Hepsine vade farksız 10-12 yani, taksit imkanı var. 20 bin liralık bir şey alsa 12 ay olsun. Tabii yani ki. Ayda 1,5-2 bin TL gibi. Çok küçük rakamlarla gibi, ödeyebiliyor. Evet, evet, motor, evet. Motosikletler birçok şeyi tabii, alabiliyorlar. Tabii, tabii. Tabii 40 binlik var, 60 binlik, 100 binlik. Var, her bütçeye göre var. Hatta ama Akın Bey'i tebrik ediyorum. Orada olmayan da çok şahane bir motor markasını bilmiyorum artık da enteresan. Birçok çeşitimiz de gelecek daha şu an yarısı. Evet, çok güzel. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi otomotiv sektöründe piston sizi bugün motosiklet konusunda Akın Bey'in sayesinde ne yaptık? Aydınlattık. Programımız da bitmek üzere. Şurada kısa bir zamanımız kaldı. Akın Bey'den son bilgileri alalım. Neler söylemek istersiniz motosiklet sürücülerine? Diyelim. Programın başından beri belirttiğimiz gibi ürünlerini nereden alırlarsa, ne şekilde alırlarsa alsınlar. Dolayısıyla biz orada öyle bir bilgilendirme yaptığımızı düşünüyorum ki bilgilendirmemiz doğrultusunda da aldıkları ve alışveriş yaptıkları yerlere muhakkak söylediğim her şeyi sorsunlar ve kask, ekipmanda C ve TS en önemli etkenlerden biri. Alınan motosikletlerde satış sonrasındaki yedek parça çok önemli. Tabii ki her satıcı sattığı malı övecek ve sattığı malın en iyisi olduğunu söyleyecek. Ama burada Google'a yazdığımızda almak istediğimiz marka ve modeli, onunla alakalı herhangi bir yedek parça sorgulattığımızda var mı, ona baksınlar. Biz de şöyle söyleyelim. Siz bu işi A'dan Z'ye yapıyorsun. Tabii. Onu bir anlatalım. Motoru biz, aldıklarında. Evet, biz motosikleti aldığınız andan itibaren, yani burada ticaretimiz başladığı andan itibaren motosikletin satışı, ekipman satışı, motosikletin servisi ve motosikletin ikinci el galerisine kadar kendi bünyemizde biz bunları barındırıyoruz. Yani vatandaş bizden bugün bir araba ehliyeti kullanan motosiklet aldığında, sonrasında bu motosikletle alakalı keyif alıp da gidip ehliyetini alıp daha büyüğüne geçmek istediğinde bizden aldığı motosikleti ikinci el galerimize verebilip, geri verebilip takas seçeneğiyle yani, bizden tabii ki takas seçeneğiyle istediği ATV'yi, UTV'yi, motosikleti bizden
tekrar alabiliyor. Müessesinde şunu gördüm. Yani vatandaş bir motor aldı. Artık bu kullanan eskidi yahut da yenisini almak istiyor. Tabii. Gelip takas ediyor. Kesinlikle. Yani bir sürü avantajınız kesinlikle var. Artı aldığınız ikinci el motorunu da bakıma sokuyorsunuz. Garantili bir şekilde satıyorsunuz. Satıyoruz ve aynı zamanda zaten şöyle bir şey de var. Vatandaş bize X bir markayı modeli sorduğunda atıyorum 40 bin lira diyorsak aynı modelin ikinci eli bugün 30 bin liraysa bünyemizde varsa bizden bu imkandan da yararlanabiliyor ve primamızın bünyesinde olan her şeyi vade farksız zaten 10-12 taksit alabiliyor. Peki Akın Bey, programınıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerim, Akın Bey'den çok güzel bilgiler aldık. Artık bayanlarımız da motosikletlere biniyorlar. Onlarla da ilgili birçok konuda monttu, kasktı, can güvenlikleri için bilgi ve fikirlerine danıştık. Gayet de güzel oldu. Siz de güzel keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.